Sevgili izleyenler, bir dram daha getireceğiz ekranlarınıza. Sezgin Sözü birden bahsedeceğim. Küçükken, çocukken geçirdiği ateşli hastalık sonucunda uyandığında, kendine geldiğinde ona söylenen her lafa ters kontrol laf yapıştıran Sezgin Sözü bir toplumdan dışlanıyor. Öğretmenlik yaptığı okuldan atılan Sezgin Sözü bir hiçbir yerde iş bulamıyor sevgili izleyenler. Adeta açlığa mahkum. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü her lafa bir lafı var. Her söze bir sözü var. Adeta laf sokan adam diye tanınıyormuş. Hamdiciğim, şu görüntüyü girer misin? Sayın seyirciler, geçen hafta Guinness Rekorlar kitabına giren Sezgin Sözü birin evindeyiz. Kendisi dünyanın en hızlı laf sokan adamı. Evet, onunla kısa bir röportaj yapacağız. Sezgin Bey. Yan cama. Yan cama, tabii. Merhabalar efendim, bir röportaj alabilir miyiz? Alabilirsin, parasını versene. Evet, sizin asıl mesleğiniz veterinerlikmiş sanırım. Evet canım. Ne oldu? Hastalığın mı var? Muayene edeyim ya. Evet, gerçekten de çok hızlı. Çok hızlısınız ama espriler biraz soğuk galiba. Üşüdüysen halkana kalın bir şeyler vereyim. Evet, muhteşem. Peki, bu işten iyi para kazanıyor musunuz? Biz de kazanıyoruz canım. Sen bana bir 50.000 lira ver, ben sana biner biner öderim. Peki, siz şovmen olmayı falan düşünüyor musunuz? Gerçi biraz irisiniz ama. Sen de öküz olmak için biraz ufaksın ama. Evet, gerçekten de çok iyi. Peki, bu üzerinizdeki gömleğin mesela erkek için olanı var mı? Ne yapacaksın? Kocana mı alacaksın? Harika. Sen adın ne lan? Murat. Murat. Sezgin Bey, peki siz bunları çalışarak mı yapıyorsunuz? Hayır, çalışmadan yapıyorum. Evet. Damda erik, patma girik. Hadi bakayım. Yürü ikile. Ne? Ha? Ne? Tabakta et kartartıp et. Hem de mantık mı sen? Ne? Zıt Erenköy, hadi bakalım. Yallah. Yürü lan, hadi. Evet sayın seyirciler, gerçekten de çok hızlıymış. Bayağı bir laf yedik. Moralimiz alt üst oldu. Sevgili izleyenler, dünyadan ve Türkiye'den gerçek, canlı ve dop dolu haber bültenimizle bu hafta da sizin karşınızdaydık. Gelecek hafta 19.10 ana haber bülteninde Engin Jurnal'le buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Ha, unutmadan yaşantınız her daim haber niteliği taşısın. Hoşça kalın. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.